4060 konuşuruz ya az biraz baktım Ama Birkaç ay önce dediğim şey doğru çıktı ya Tam 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 yani birebir Ne konuşurdu ki söyleyeceğim abi Ya bu arada harbiden Kart yine üzecek ya 4060 kartı üzecek bir kart değil sonunda Yani alan mutlu mutlu olur mu olur Evet ama Olay şu Bu kartların hepsi bir aşağı segment isimleri olmalıydı. 70 Ti'dan itibaren hepsi bir alt hepsi bir alt segment olmalıydı. Yani 70 Ti 70 olmalıydı. 60 Ti 60 olmalıydı. 60 50 olmalıydı. Asıl problem o. Öyle olsa hepsi çok iyi olurdu ve onun tabii ki de o fiyatlarda olmalıydı. Hani sadece isim olarak değil. Yani bütün cihazlar bütün cihazların hepsi 70 Ti'den itibaren hepsi bir alt segment fiyatı ve bir alt segment isimde çıksa 4000 serisinde DLSS 3'e çok güvenmişler. Hani şey açıkçası bak 60 Ti bana o kadar böyle hani evet yani şey olmazsa bandwidth 4 8 GB RAM olması eh olan bir şey ama beni çok irite eden bir şey değildi. 60 beni çok irite etti. 60 ayrı irite etti beni açıkçası. 60'da PCI 8 kullanmışlar abi. Yani biraz daha kıssak gerçekten hani bir şeye döneceğiz. Da daha daha geriye gidemiyoruz teknoloji olarak. Hani PCI çarpı 16 bile kullanmıyor. DLSS 3'te bu kadar dayanılır saçım çok az oyunda Ya o gelir. O destek o gelir. Bundan sonra çıkacak her oyunda DLSS 3 çıkıyor. Hani o, o çıkıyor mu çıkıyor da çok çok yani 60 ya diyorum ya bak abi hepsi hepsi bir jenerasyon aşağıda olmalı. 70 tiay 70 olmalı 70 60 tiay olmalı 60 tiay 60 olmalı şu andaki 4060 4050 olmalı. Şu andaki 4060 4050 fiyatında çıksa o 4050 olsa yok satar o kart. Yok satar abi. Herkes 4060 fiyatında AMD ölenilir o kadar bakmadım. Fiyat şeye bakmadım. Fiyat performanslara bakmadım. Ha, tabii ki de elinde sonunda öyle bir gerçeklik var. Tabii ki de harbiden öyle bir gerçeklik var. Bu kart satacak mı yok satacak. Tabii ki de yani yok satacak abi. Yani çünkü elinde sonunda hani bu adamlar öyle bir yani şey. O yüzden ben hani mesela her zaman bunu konuştuğumda AMD götünü kaldırsın diyorum. AMD'ye laf çakmanın sebebi o. Çünkü elinde sonunda Nvidia high end kartlarda hatta mid end kartlarda tekel tekel ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani çünkü şeyle de alakası yok. Güç performansla da alakası yok. Adam başı ağramadan bir cihaz kullanmak istediğinde AMD tercih etmiyor. Yani direkt AMD tercih etmiyor abi. Herif mesela benim başım ağramasın abi. 3 FPS'de daha az alayım ama başım ağramasın dediğinde gidiyor şey alıyor. Hani sadece driver değil yani. Baba çağırmasını istemiyor adam. Gidiyor o yüzden Nvidia oluyor. O yüzden Nvidia bir götünü toplasa mesela sırf driver'ları düzelse mid ve low end'i alsa bile kafi abi. Hadi tamam high end'i alamadın. 4090 80 alamadın ki bu arada 4090 ben hala en iyi kart ve fiyat performans da olduğunu düşünüyorum 4090'ın. Hani fiyatına göre 4090 gerçekten öküz gibi güç veriyor. Hani 4090 tek iyi fiyatlandırılmış 4000 serisi ürünü. Ama yani mi, abi mesela Miden daha Miden'de mi mesela 60 serisi 70 serisini alabil yani. Alabil gerçekten alabil yani. AMD dedi bir götünü kaldırsın. Driver'ları mükemmel yapsın ki kaldı bak. Geçen sene de kaldırdı yani. Geçen sene tam başlamıştı abi şey dedi. Şey dediler biz game ready driver gibi her hafta, her oyun çıktığında driver çıkaracağız. driverlarımız arayüzümüzü düzel düzelteceğiz bilmem ne filan dediler. Ondan sonra yapmadılar. Niye yapmıyorsunuz? Yap, yapın abi bizim de yüzümüz gülsün ya. Eee ben de 6008 var daha hiç driver atasın bilmiyorum neden bu kadar driver şikayet İşte şans abi. Ama yani şansa kalmamalı açıkçası bu. Yani asıl problem o. Mesela sen belki de şey yapmıyorsundur. Hani ilk çıktığında update'lemiyorsundur. Hani bu tamamen yani insanlar insana çok değişiyor mesela birisi mükemmel çalışırken diğeri problem yaşıyor ama böyle olmamalı. Hani bu bile rahatsız edici veya şey yapmamalısın mesela chatte bazıları şey vardır. Eee ismi nedir? Yani chatte çok AMD kullanan yani insan var hala çünkü fiyat performans. Birçoğunuz şey diyor oğlum chatte zaten. Yani ben iki ay sonra ekliyorum driver'ı düzelsin diye. Ya bu bile mesela çok irite edici olmalı sizin için. Ya ben bunların toparlanmasını istiyorum. Yani böyle düşünmemeniz lazım. Yani direkt çıkınca update tak diye basabilmemiz lazım. İşte ya bunların olmasını istiyorum. AMD tarafının olmasını istiyorum ki. AMD tarafını bunu böyle yaparsa Nvidia bu fiyatları yapamaz. Veya 4060'ı böyle 8 PCI 8X çıkartamaz. Yani ben yani bunu istiyorum açıkçası. Hani Nvidia bunu çıkaramasın istiyorum ama Nvidia bunu çıkaramazsa için a Nvidia da böyle şey yapıyor. Nvidia ya çıkarma dediğinde ne diyecek bu herif? Ya yani Nvidia şey deyince böyle çıkarma hmm yapıyorsun. Adam diyor ki abi satıyorum peynir ekmek gibi satıyorum abi. Ne diyor yani ne diyeceksin? Satıyor peynir ekmek gibi satıyor abi herif. Intel rekabet etsin çok istiyorum. Ya Intel mesela 4060 4050 Ti bandını alsın istiyorum. Yok gizlemeyiz Fox Kira. Yani 4060 yerine oynayabileceğim bir şey var mı? Abi işte şu yüzden yok. Ya şeye bakmam lazım. Yani AMD'nin mesela 6000 6000 kaçı? 6700 mu aynı fiyat aralığında? Yine 300 olur oğlum para. Yani şey de ucuz. 4060 da ucuz kart yani. 3060 diye bence mantıklı bir tercih değil abi. 7600X 7600X aynı fiyat mı? Yok, 3060 hala bence daha iyi. Değil. Çünkü elinde sonunda hala evet birkaç oyunda şu anda daha iyi olsa bile elinde sonunda DLSS 3 birçok oyuna gelecek. Hani şu noktadan sonra ee, şey olacak abi. Birçok oyuna çıkacak. Ondan sonra yani kendi bir önceki kart yani 3000 alacağım 4000 alman daha mantıklı. Ben şeyi soruyorum. Hani AMD'nin şeyi var mı? Hani rekabet edebileceği bir kart var mı? Olarak soruyorum. Kaç dediniz? 6800 XT mi dediniz? 6800 XT'nin şeyi ne? 6700 pardon 800 demişim 6700 xm demişim ee, Fiyatı ne? Kaça bulabiliyorsun? 8000 civarında yani 9000'e buldum ben 9000'e bulabiliyorum yani Tamam ben, ben de buldum az önce 9000'e bulabiliyorum Benchmarklarını merak ettim Beklediğimden iyi Yani tabii ki de çok iyi değil Yani elinde sonunda çok zortladı oyunlar var. Mesela Metro Exodus'a bakıyorum şu anda. Biraz zortlamış da. Ee, yani kötü değil. Ya işte elinde sonunda şeyi kaybediyorsun. Şimdi sizi kaybediyorsun. Şimdi evet, tabii ki kaybetmek açıkçası büyük bir FPS kaybı. Hani gerçekten büyük bir FPS kaybı ama ya işte diyorum ya 4060'ın kendisi o kadar bottleneckli bir kart ki. Tabi FSR var. Ayizan. Onu konuşuyorum tam. Yani 4060'ın TI değil. 60'ın kendinin PCI 8 olması inanılmaz etkileyecek. Ki bir de şöyle de bir şey var. Ee, ya bir de şöyle bir gerçek var. Şey olacak abi. Birçok insan mesela PCI 4 değil PCI 3 slotuna takacak. Bir de PCI 3 değil 4 değil 3 slotuna takacak daha da yavaş çalışacak. Hani o bandwidth daha da kısalacak. Çünkü elinde sonda 4060 Ti alan adam iyi bir anakart almayacak. Çünkü 4060 Ti alıyor. 4060 Ti zaten bir de gidip Sico bir anakartla birleştirirsen üzerine gidip yani PCI 4'ten 3'e olan bandwidth'i kaybediyorsun o yapay zeka 4090'a diyor sadece. şey şey edemiyor. Ben falan bir yere kadar kafır attığına katılıyorum. Buna katılıyorum. Mesela 4060 TL de bunun tam tersini söylemiştim. Yani bu, bu, bu dediğine katılıyorum bu arada. Ama bu dediği şurada 4060'ta mesela TI'de katılıyorum. Çünkü 8 GB VRAM hala bence 4060 TI için yani inanılmaz derecede bir problem değil. Evet bir problem. Ama 4060 fiyatında bir cihaz için o kadar böyle alarm çalınlar bilmem ne ölüyoruz batıyoruz bilmem ne derdinde o kadar büyük bir problem değil. Bunda sadece 8 GB RAM yok. PCI lane PCI basları düşük. Ee, şeyi düşük. PCI 4 de, PCI 16 çarpı değil 8 çarpı. Onlar büyük yani. Yani kuda çekirdekleri daha eksik. Şeyler daha eksik. Yani Evet yani diyorum ya bütün 4000 serisinde 80 ve 90 dışında hepsini bir tık aşağıya kaydırmamız lazımdı. Diyorum ya abi bütün kartları 70 Ti'den itibaren hepsini bir isim olarak aşağıya çekerseniz ve fiyat olarak tabii ki de herkes çok mutlu olur. Bak düşünün 70 Ti'yi 70 fiyatına çıkardın. 70'i 60 Ti yaptın. 60 T'ye 60 yaptın. 60'ı 50 yaptın. Sadece fiyat olarak ve şey olarak düşün. Hiç kimse itiraz etmez. İdeal bir kart olur. Hepsi ideal. Tak oturuyor. Hepsi tık 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 oturuyor bir anda. Maliyeti karşılarım. Karşılar tabii ki de onu karşılar. Yok evet her taraf olarak oturuyor. İnanılmaz iyi. Kartlar saçma büyük fazla elektrik çekiyor. Çekmiyor. 4000 serisi en iyi Oğlum optimizasyonu en iyi olan kart serisi lan. Nasıl çok çekiyor. <laughs> Bu jenerasyon en böyle fi, şey e, power consumption olan seri. Büyüklük konusunda yani. Tam tersine. Ama e, büyüklük mecburi ya oğlum. Yani elinde sunursan o kadar 4090'ın büyüklüğünün bir, bir sebebi var. Yok ya enerji kokluyor oğlum. 4090 bile 300 300 bile çekmiyor yani. Ki 4090 ayrı bir kart arkadaşlar. 4090 overkill bir kart. <laughs> ki 4090 gerçekten verimli. Yani performansına da göre. Neyse dediğim gibi abi yani 60'ı ben hiç beğenmedim. 60 beni biraz üzdü açıkçası. Ee, yani 60 Ti o kadar şey yapmamıştı beni böyle yaralamamıştı. Çünkü 8 GB VRAM'in 60 Ti'de o kadar bir problem olacağını düşünmüyorum uzun vadede. 60 ayrı bir yani 60 biraz e, şey 60 50 olmalıydı 60 kesinlikle 50 olmalıydı ya bu tartışmasız ismi 50 olmalıydı onun onun ismi 4050 olsa müthiş bir karttı çünkü 60 normalde uzun süreli bir karttır. Yani 60 serisi 3060 1060 uzun süreli gidecek karttır. Hani fiyat performans uzun süreli gidecek. 4060 bak TI değil 4060 uzun süreli gidecek bir kart değil. Yani kötü bir kart değil bu arada. Elinde sonunda yine hala ben şu denkleme düşeceğim büyük ihtimalle. Evet o fiyata o alınabilecek en iyi kart olacak büyük ihtimalle. Öyle de bir gerçek var. Bu da beni çok tilt ediyor. Ama büyük ihtimalle o fiyata alınabilecek de en iyi kart o olacak. Ama bu o kartın iyi olacağı da manasına gelmiyor. Yani o beni tilt ediyor. 2600 daha ucuz da dahileriniz yok öyle. Ama işte şey, kafa rahatlığı isteyen insan için abi. Elinde sonunda bir de performans denklemi içinde bir de şey kısmı geliyor. Kafa rahatlığı de denklemi geliyor abi. Kafa rahatlığının denklemi şey gibi. Konsol alan adam gibi. Adam mesela çok daha iyi PC'ye toplayabiliyor. Ama adam konsol konsolu niye? Kafa denklemi. Kafası rahat olsun. Adam uğraşmak istemiyor. Şeyle uğraşmak istemiyor. Ahmet her driverları duydu. Bilmem neyi duydu. Uğraşmak istemiyor adam. Veya RTX istiyor. Ki 4060'da bence istememeli ama. Yani. O kafa rahatlığı için o yani. Ki bir de elinde sonunda şöyle bir şey var. O kart 300 dolara çıktığına bakmayın. 250 dolardan. 2 hafta sonra 300, 250 dolara düşer o kart. Ha, öyle bir gerçek var. Ya diyorum ya işte Yani. Evet, yıllarda yıllardır kontrplıların özünü güncellemiyor. Çünkü kimse kullanmıyor onu. Yani birçok kişi kullanmıyor. Artık sistemimiz çok normal. Abi değil. Ya yani ben açıkçası 4.060 ve 70 alanların RTX açtığını düşünmüyorum. Ya yani şey için açtığını düşünüyorum bu arada. Yani bir kere açmak için açıyordur, bakmak için bakıyordur ama her zaman kapatacak. Yok açamaz değil, açar bu arada. DLSS 3'le çatı çatır açar bu arada ben söyleyeyim. DLSS 3'le ya DLSS 10 ben bugün denedim. 4060 Ti dedim ben bugün bir arkadaşıma gittim. E, MSI 4060 denedim. E, 2K'da 2K'da Diablo'da DLSS 3 açık, quality DLSS 2 de quality de açık 180 FPS gördüm. Ya kart güçlü abi. Elinde sonunda her ne kadar 8 GB VRAM bilmem ne bilmem ne filan değil ama yani o kart güçlü arkadaşlar. Yani DLSS 3 aptalca bir teknoloji. Hani elinde sonunda böyle bir gerçekte var yani. Hani o kısmında atlayamıyoruz. Mesela Cyberpunk denedik abi. Cyberpunk'ta her ayarlar full. E, ray tracing açık. Orta düzeyde açık. Ee, pet tracing kapalı. DLSS 3 ve Quality DLSS 2 açıkken 100 FPS aldı. 2K'da 4060 TI. Yani öp başıma koyarım. Çok iyi, çok güçlü. Yani o kısmını da atlayamıyorsun. Her ne kadar hani böyle laf çaksam da adamlara DLSS 3'ün gerçeğini de atlayamıyorsun işte. Hani öyle de bir gerçek var. DLSS 3 gerçeği de bir şey var yani. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Çok iyi çalışıyor alet. Allah kahretsin yani. Deniz olarak çoğu oyunda çok kötü. Değil. DLSS'in kötü olduğu şu ana kadar daha yani kötüleşen bir 1080p dışında. 1080p'de kötü oluyor. O onu a, o, o, ayrı. 1080p'de DLSS 3 dışında DLSS 3 belli olmuyor bu arada. İstediğiniz herhangi bir çözünürlükte deneyin. Hiç sıkıntı yok. Bir, bu arada DLSS 3 anlayamazsın. DLSS 3 farklı bir teknoloji çünkü. 720p falan yapmıyor. O direkt DLSS 3 yapıyor. Yo bu arada DLSS 3'ü açarsın. DLSS 3 frame generation oğlum. Onu fark etmeyeceksin bile. Frame generation'ı fark edebileceğin bir şey değil. Onu delay olarak fark edebilirsin. Şeyi ayrı. DLSS 2 dediğimiz hani bu quality, performance, balanced olan farklı. DLSS 3 frame generation atı DLSS 2 değil mi? Ayrı ayrı açabiliyorsun onları. Frame generation farklı bir şey. Frame generation ve upscale olarak ikiye ayrılıyor. Yani frame generation açıp upscale açmak zorunda değilsin. Ki öyle şey de yapabilirsin yani. Birini açabiliyorsun. Ha neyse işte. Aynı derecede FPS artıyor mu? Artıyor. Aynı derecede artmıyor ama mesela şöyle. Bugün denediğim için söylüyorum. 30'dan 75 FPS arttırdı. Yani DLSS'siz 30-35 FPS alıyorduk. DLSS 3'ü açtık sadece. Diğerini kapattık. 2'yi kapadık. 30'dan 70-75'i çıkardı. Frame time'ları azalttı. DLSS 2'yi de açtığımızda quality'de o da 100'e çıkardı. Ama tam hep 100 80 falan. Yani 90'lı 100 arasında. Ve sadece şeyi de var. Üzerine bir de Hani hem %99 frame rate'lerini de arttırıyor hem de frame generation'larını da kısaltıyor. Sadece frame generation 45 FPS mi arttırdı? Evet, çarpı 2 yapıyor 3 aşağı 5 yukarı. Her oyunda değil bu arada. Oyundan oyuna değişiyor. Mesela Diablo'da çarpı 2 yapmıyor, çarpı 1.5 yapıyor. Ee, Cyberpunk'ta çarpı 2 yapıyor. Yani grafikleri ne kadar intense oyunun, hani ne kadar yoruyorsa PC'yi o kadar daha fazla arttırıyor FPS'i. Keşke 30 senede olsun diye Keşke. Keşke. inanılmaz iyi olur. Ya diyorum ya. Elinde sonunda o gerçek var. Ama bu yani 60 kartlarına inanılmaz tilt olamını değiştirmiyor abi. 60 kartlarına inanılmaz tilt Ya o, o da inanılmaz tilt ediyor. İstese getirebilir mi? 30 serisine. Yok getiremezler. Ya dost getir. Ya yani şöyle. Şimdi. Getirebilirler ama 4000 serisindeki çalıştığı gibi çalışmayabilir. Hani %100 kimse söyleyemez bunu. Nvidia olmadığım sürece. Ee, iç çekirdekleri eksik. Belli çekirdekler eksik. Ee, belli çekirdekler eksik olduğu için o tam full şeyini yapamıyor. DLSS 3'ün sistemini birebir yapamıyor. Yok FPS arttır da işte abi yani. Yok FPS arttırmakla alakası yok. Görsel olarak gözükmüyor. Bulanık gözüküyor. Hani şeyde gözük göstermişlerdi bize. Yani daha bulanık. Yani bir, bir tane röportaj vardı ben ta del 4000 serisinin launch'ında sormuştuk. Niye 3000'e gelmedi diye adam anlatırken bahsettiği şeydi. Biz 3000'de denedik bunu. Blurlu dedi adam. Ha ne kadar inanırsınız ne kadar inanmazsınız o ayrı bir konu. Açıkçası. O da ayrı. Ya ama onu da söyleyeyim. Ee, ya elinde sonda da şöyle bir gerçek var. 4000 serisi çok 90 dışında. Ben hala 90'ın uzun zamanlar çıkmış en iyi kart olduğunu düşünüyorum. Ya yani çok çok netim. Bence 90 çıkmış en iyi kartlardan birisi şu ana kadar. Uzun zamandır. Eee 4000 serisi çok ara bir seri. Çok ara bir seri yani. 5000 büyük ihtimalle çok daha iyi olacak. Emine çok fahiş fiyat çünkü Amerika göre ne de olsa alacaklar diye. Aynen öyle işte abi aynen öyle. Aynen öyle ama işte o da dert o yani. Yani şöyle de bir şey var işte AMD yani siktirmen AMD'si doğru düzgün götünü kaldırıp adım akıllı bir tane şey yapsa yani gerçekten götü toparlayacağız. Ama yapmıyor abi yapmıyor. Yani siktimin şeyini yapmıyor. Gerçekten kafa yiyorum. iki sene önce de bak bu olmuştu. 2000 serisinde mi? 1000 serisinde mi? insanlar az biraz AMD'ye kaymaya başladı. Sonra İnsanlar AMD'ye kayınca AMD'nin ne kadar deneyiminin yarak gibi olduğunu fark edince geri kaçtılar. Sonra Nvidia yine fırladı uçtu gitti. Ya çünkü mesela abi bak 7000 serisi 6000 serisi kötü değil bence AMD'nin. AMD'sin mesela 6000 serisine çok ee, yani 5000 serisi kadar laf attığın bir seri değil. 7000 bok gibi abi. 7000 yani 7000'in fiyatları da pahalı bence. 7000 kesinlikle o fiyatlar hareket eden bir kart değil. Birçoğu. Yani AMD arttırdı diye 7000 de fiyatlarını arttırdılar. Niye arttırdınız? Oğlum ucuza satın. Ucuza satın da alsınlar yani. Ha çünkü şu anda tam satabilecekleri zaman şu anda mesela hepsinin fiyatı 100 dolar olsa Hani hep diyorum ya belli bir fiyat farkı çok fazla olduğunu AMD önerebilirim. Yani fiyat farkını böyle bir arttırsın ara Nvidia ile. Satma abi sat, satar işte onu diyorum satar yani. Şu anda ya yani mesela 60 60 kötü bir kart olduğunu düşünüyoruz. 60 yani daha sonra 60 yerine 60'ın 60'tan daha güçlü bir kart olsa geçmez mi AMD tarafında? Hani mesela 50 dolar daha ucuz. Birisi 300, birisi 300, 250 ki 300 dolar da 50 dolar fazla bir şey oluyor. Evet işte yani şu anda iyi bir fiyat sunması lazım ki iyi bir fiyat sunsun ki AMD insanlar AMD'nin abisi sikik driver ama fiyata bak yani mis gibi ustam dip geçer yani. 29 x 829 dolar mı? Çok da kötü değil. Kötü abi kötü. Hayent'te kimse AMD almayacak. Bunu kabullensinler. Özür dilerim ama kabullensinler. Hayent'te Sixen bir ürüne 850 dolar vereceksem 80 AMD almam. İmkanı yok. Gerçekten gelse de almam şurada. O kadar üst segmentte kimse almaz. Çünkü o üst segmentlerde 4080'de Nvidia hala çok iyi. Yani 4080 var. 4070 Ti var. 4090 var. Kim alacak abi AMD? Özür dilerim. Almayacağız. Ben düşük orta segmentte diyorum. 4070, 4, 3 4060, 4060 Ti, 4050 bunlarla kapışabilirler. Ve kapışılabilirler, yenebilirler ya. Yenebilirler abi yensinler. Niye yenmesinler? Allah aşkına yensinler ya. Yani yalvarıyorum yensinler de. Şu ekran kartı fiyatları insin. inanılmaz pahalı oğlum bence. Ya bence bu arada 70 TL'nin fiyatı inanılmaz fazla, 80 inanılmaz fazla. Ya bak tekrardan söylüyorum, çok pahalı abi bunlar bence. 90 ayrı bir şey. Yani çok pahalı bence yani. Gerçekten çok pahalı ekran kartları. 70 Ti'dan sonrası özellikle koptu gitti yani. Yani 90 sattı Nvidia helal olsun. 2000'e sattı oğlum. 2000 dolara sattı. 90'a değer çünkü. 90'ın ne kadar güçlü bir kart olduğunu yani deneyene kadar anlayamıyorsun. 90 hala bence gelmiş geçmiş en iyi kartlardan birisi. Yani inanılmaz bir kart oğlum çünkü 90. Ya 90 gerçekten güçlü bir kart. Ya onlar da mesela evet 90'da şey yapabiliyorsun abi. 90'da şey diyebiliyorsun 3090 bence öyle bir kart değil de 4090 öyle bir kart. 4090 gerçekten hani gel ustam tokatlayayım seni laf diye saplıyor. İndirimler ilk 20 dakika kendine gel gelmiyor o yüzden bekliyorum. Ya abi yok 90 her oyunda 60 FPS almıyor 140 FPS alıyor. Ben 4K 144 Hz monitörü daha fazlasını istiyorum. Çünkü 140 FPS'i geçiyorum. Yani öyle aptalca bir kart. Yani dünyanın en aptalca kartı abi şey. Düşünsene yani 4K 144 terzi geçiyorsun ya. Yani hayatımda gördüğüm en gerizekalı şey. Tam da 2000 dolar çok para fransızı ve 2 dolar rekabetiye basmışlar. Hayır o yüzden basmadı. O gerçekten güçlü. Onda da tiltim aynı zamanda. Rekabet olsaydı evet DisplayPort 2.0 koyarlardı. Onu da koymamışlar. 2000 dolar kart Display 2.1 yok. 2.0 yok. DisplayPort'tan bağladığım monitörde 4K 144'ten daha fazla alamıyorum. Ekran kartı veriyor ama. O da aptalca bir şey. Kartım veriyor abi. <laughs> yani o yüzden var abi, var. Var. O yüzden 60 konusunda çok şey değilim. Eee, daha da Nvidia mı, AMD mi? Nvidia aptal değil abi. Nvidia teker. AMD aptal ama. Emi de teker. Tekeli olduğu için adam istediği her boku yapabiliyor. Yani o, o rahatlık var. AMD aptal çünkü onlar da fiyat arttırıyor. Fiyat arttırmak gene fiyatları düşürseler, satsalar en azından. Ya yani şu anda AMD'nin en çok böyle patlayabileceği, en çok böyle yani satabileceği zaman ya şu anda. Yani ideal zaman. İndirimler geldim biliyorum arkadaşlar. Daha siste düzelmiyor. Bekleyin acele etmeyin. Sakin. Sakin. İndirim bir, 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 bir her türlü bir 10 dakika beklenir. Bunun olayı aracına budur. Var ya AMD şey Nvidia e, ARM alsaydı yani Abi yeni FSR önemli. Değil abi değil. Yeni FSR'nin hiç, hiçbir, hiçbir türlü şeyle kapışmasının imkanı yok. Yani yeni FSR'nin DLSS 3 ile kapışmasının imkanı yok. Donanım yok çünkü. ve yani donanım olmadığı sürece şey yapmadığı sürece hani fiziksel olarak mesela yani 8000 serisini çıkartıp biz donanım taktık. Donanımla FSR 3 çalışıyor demediği sürece bir şey değişmeyecek abi. Niye yeni olması lazım? Opsiyon olsun. Şimdi bak şunun gibi abi sana nasıl nasıl analojiyle anlatayım? Opsiyon olamıyor. Opsiyon olması için beraber olması lazım. Hani şey olması lazım. Aynı paritede olması lazım. Aynı seviyede çalışması lazım. Yani orada mesela şöyle anlatayım. Nasıl anlatayım? F1 üzerinden anlatayım. Teknoloji üzerinden anlatmayayım da F1 üzerinden. Mesela F1'de Mercedes bir buçuk sene boyunca farklı bir araba dizayn denedi. En sonunda Red Bull'a geri döndü ya. Onun dönmesinin sebebi abi kendi sistemini yapmazlarsa başkasını kopyalarlarsa o kopyayı yaparken en iyi kopyayı birebir aynısını yapamıyorsun. Çünkü teknolojinin bilmediğin noktaları var. Birebir aynısını kopyalayamıyorsan adamdan bir adım geridesin. Bir adımdan geride olunca heriften daha kötü oluyorsun her zaman. Daha kötü de olunca ve o zaman diyor ki adam en iyisini alayım. Hani ya fiyattan düşeceksin ya performanstan düşeceksin. Bu adamlar ne fiyattan düşebiliyor ne performanstan düşüyor. E, e, o zaman fiyat, yani fiyatı düş de bari seni alalım. Yani olay o yani. Adamlar performansta kötü AMD. E tamam kötü olmasını kabulleniyorum. Tamam evet kötü. Yani driverları düzeltirlerse inşallah o da dert değil. E, tamam. E, fiyatın niye yüksel, yükseltiyorsun? Ya bu jenerasyon 7000 serisi için konuşuyorum. 7000 serisine fiyat yükselttiler bu adamlar. Niye? Ya niye yani? Ya mesela bak şöyle bir şey var. Ben bir haftadır Starfield hakkında optimizasyonu bence kötü olmayacak diyorum ama bak insanların gözünde bu ne kadar kötü bir şey. Herifler AMD ile anlaştı. Herkes anasına sövdü. Bir ben sövmedim bir de bana AMD hater diyorsunuz. Hani bence problem olmayacak diyen benim. Yani siz farkında değilsiniz ama benim dediklerim aslında siz birebir yapıyorsunuz. Ya yani çünkü önyargı var abi heriflere karşı. Yani Ameriye karşı bir önyargı var. Ya bence bu arada kötü olmayacak optimizasyon. Hatta bence DLSS de olacak. Bence hem DLSS de olacak hem eee de olacak. Yani şey gibi olacak. Spider-Man gibi olacak. Spider-Man de mesela AMD sponsorlu. Ama her şey var. Her şey var abi. Bence aynı şekilde olacak. Ki bence her oyun öyle olmalı. Bence her oyun hem DLSS hem FSR hem ZES içermeli. Hemen abone olun.